Herkese selamlar arkadaşlar. Robotistan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Creality markasının üretmiş olduğu en dönüşlü versiyon 2 Neo modelimizi inceleyeceğiz. Açıkçası bu benim en çok sevdiğim videolardan biri olabilir. Çünkü benim evimde bir adet Ender 3 var. Ender versiyon 2 ve Neo'ya kıyasen gerçekten traktör gibi çalışıyor. Böyle step motor hareket ettiği zaman kulağınız patlıyor yani. Çok garip bir şey. Kullananlar varsa zaten bilir. Bu videomuzda Neo modelimizin kutu açılışını yapacağız. Kurulumunu yapacağız. Kalibrasyon ayarı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Bir de üzerine test baskısı alacağız. İsterseniz gelin kutu açılışıyla başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi ürünümüz geldi. İsterseniz gelin hiç vakit kaybetmeden kutu açılışına başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza Creality markasının hediye olarak göndermiş olduğu az bir filament var. Bakalım içerisinde daha başka nelerimiz var. Evet, gördüğünüz gibi filament şu şekilde. Paketimizin içerisine baktığım zaman klipslerimiz var ve cihazımızın nozzle'ını sökmemiz için bir adet anahtar var. Ve üzerinde bulunan teflon borunun civatalarını sökmemiz için anahtarlarımız var. Burada direklerimizi bağlayabilmemiz için 4 tane civatamız bulunuyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi alyan setimiz var. Bir önceki versiyonda bu alyanlar direktmen poşetin içerisinde geliyordu. Burada bir kalıp yapmışlar. Bunu sonradan biz kendi yazıcımızla basabiliyoruz ama Creality markasının bunu düşünmesi gerçekten güzel bir şey olmuş. Burada da bildiğiniz üzere 3 boyutlu yazıcı aldığımızda yanına hediye olarak gönderdikleri bir adet yan keskimiz bulunuyor. Evet, burada da bir adet SD kart ve kart okuyucumuz bulunuyor. Burada da bir adet yedek nozzle'ımız, yedek teflon borumuzu sıkıştırabilmemiz için bir adet plastik parça ve teflon borumuzu sıkıştırdığımız civatanın o teflon boruyu sıkıştırması için plastik bir kısmı var. Bir adet de yedek olarak ondan göndermişler. Bu da güzel bir şey. Bir önceki versiyonda yok diye hatırlıyorum. Hemen burada da extruder'ımızın filamenti üst taraftan elimizle itebilmemiz için bir adet aparat var. Bunu hazır tasarımların bulunduğu bir web site var. O siteden de bulabilirsiniz. Plastik olarak bunu basabilirsiniz. Ama bu tarz küçük şeylerin Creality markasını düşünmesi gerçekten etkili bir şey olmuş bence. Güzel bir şey olmuş. Bir adet spatula. Burada da kurulum kılavuzumuz bulunuyor. Evet, poşetimizin içeriği bu şekildeydi. Şimdi bakalım üst tarafta başka neler var. Evet, gördüğünüz gibi bir adet ekranımız çıktı. Bu versiyon 2'nin ekranıyla aynı fakat donanımsal olarak farkı var. Bunları zaten kurulumu yaptıktan sonra detaylıca konuşacağız. Burada da güç kablomuz bulunuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazıcımızın kutudan çıkış hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi neredeyse kurulu bir şekilde gelmiş. Sadece şu dirsekleri bağlayacağız, ekranı bağlayacağız. Bu arada kutuyu o kadar güzel paketlemişler ki şunu görmemiz biraz zor oldu. Daha yeni fark ettik, dedik filament tutucu nerede, içindeymiş. Gördüğünüz gibi neredeyse yazıcımız hazır bir şekilde. Dirsekleri bağlayacağız. Sonrasında ekranımızı bağlayacağız ve filament tutucumuzu bağladıktan sonra geriye sadece kalibrasyon ayarı ve baskıyı vermek kalıyor. O zaman isterseniz gelin direkt yazıcımızı kuralım. Sonra detaylarından biraz bahsedelim. Evet arkadaşlar, sıra bağlantı kablolarımızı yapmaya geliyor. Diğer yazıcıların da kurulumunu yaptıysanız veyahut da onların kurulumunu izlediyseniz bilirsiniz. Üzerlerinde hangi kabloyu nereye takmamız gerektiği zaten üzerinde sembollerle belirtilmiş. Yani X ekseni, extruder ve Z ekseni bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin kablolarımızın kurulumunu yapalım. Şöyle extruder'ı takıyorum ben. Sonra X eksenimizin 4 pinli bağlantısını yapıyorum hemen şu alt tarafa. Ve bu tarafta da küçük 2 pinli bir bağlantımız var. Onu da hemen şu aradan yapmamız gerekiyor. Şöyle kabloyla hafif bir ittirdiğimiz zaman yerine oturacaktır zaten. Şimdi Z eksenimizin kablosunu bağlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kablolarımızı bağlamamız bu kadar kolaydı. Yazıcımızın kurulumu hiçbir şekilde uzun sürmüyor. Gördüğünüz gibi maksimum 5 dakika bile değil yani bence. Şimdi isterseniz gelin ekranımızın montajını yapalım. Şu tarafta gördüğünüz gibi ekranımızı yazıcımızın sağ tarafına, ama ben şuradan göstereyim. Yazıcımızın sağ tarafında bulunan şu iki kısma şu oynayan civatalar sayesinde oturtmamız gerekiyor. Ama öncesinde bu civataları yumuşatmamız lazım. Bunun için de 20 numaralı bir alyana ihtiyacımız oluyor. Hemen şu şekilde gevşetiyorum.
Ekranımın kurulumunu yapmadan önce kablosunu bağlamam gerekiyor. O da zaten tek yönlü bir kablo. Sonrasında geriye şuradaki civatalarımızı, profilimizi oturtturmak kalıyor. Sonrasında ekranımın konumunu ayarladıktan sonra kendime göre şu şekilde oturtturdum ve sıkıyorum. Evet, ekranımızın kurulumu da bu şekildeydi. Zaten aşırı derecede civataları sıkmanıza gerek yok çünkü fazla bir ağırlık taşımıyor. Hemen yazıcımı şöyle düzeltiyorum. Evet, bakıyorum geriye ne kaldı? Extruder'ımızın bir parçası kaldı. Onu da hemen şu şekilde oturtturuyorum. Sonrasında geriye sadece filament aparatımız kalıyor. Bunun da kurulumu ekranımız gibi. İlk başta alyanla sökmemiz gerekiyor civatalarını. Onu da yazıcımız bu şekilde basacak. Filament de şu şekilde dursun istiyorum ben. Sonrasında civatalarımızı sıkmak kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi filament aparatımızı da taktık. Şimdi isterseniz gelin yazıcımızın daha sağlıklı çalışabilmesi için, kabloların tabloya takılmaması için klipsleyelim. Şurada zaten kredi markası kutu içeriğinde de az önce görmüş olduğunuz gibi göndermişti. Hemen onları da şu şekilde klipsliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada da nozzle temizleme iğnemiz var. Bunu da yeni fark ettim. Evet, yazıcımızı kurmak bu kadar kolaydı. Yolda sarsıntı geçirdiği için tablomuzun altında bulunan civataları da bir tur kontrol etmemiz gerekiyor. Onun için de zaten burada anahtarımız var. Hemen tekerleklerimizi öne doğru itiyorum. Saat yönüne doğru sıkıyorum. Evet arkadaşlar, power gücümüzü de taktığımıza göre isterseniz gelin direkt yazıcımızı arka tarafta bulunan pinden başlatalım. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. İsterseniz gelin bir auto-home yapalım. Eksenlerimiz çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi auto-home yaptık. Yazıcımızın bütün eksenleri çalışıyor. Ben bu filamenti kullanmayacağım. Bredit bizim kendi üretmiş olduğumuz, arka tarafında da gördüğünüz tiny filamentlerden kullanacağım. İsterseniz gelin bir kalibrasyon ayarı yapalım. Sonrasında yazıcımızdan başlarız. Bredit A4 kağıdına ihtiyacımız oluyor. Normal menüye geliyorum. Burada leveling yazıyor. Burada CR touch 16 noktada kalibrasyonumuzu ölçüyor. Onu ölçtükten sonra da kalibrasyon ayarımızı rahatça yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi auto-home modunda. Buradan prepare'e geliyorum. Burada Z offset yazıyor. Bu eş zamanlı tablamızı kaldırıyor yukarı doğru. Şimdi kağıdımı sıkıştırıyorum. Bu arada kalibrasyonu güzel bunun. Ama hemen şöyle göstereyim. Z offset'e basıyorum. Bunu artıya doğru aldıkça gördüğünüz gibi rahat oynuyor. Ama eksiye doğru indirdiğim zaman evet artık sıkışmaya başladı. Hatta şöyle sıkıştırayım. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Şimdi hemen artıya doğru alıyorum ve gerçekten kalibrasyonu yapıyorum. Bu arada kalibrasyonumuzu yaparken çoğu kalibrasyon videosunda da bileceğiniz gibi tatlı sık olması gerekiyor. Yani nozzle'ımızın A4 kağıdına değdiği zaman daha fazla oynamamamız gerekiyor. Çünkü çok fazla sıkıştırırsa bu sefer tablayı çizebilir veyahut da çok ince bir katman atar. Bu sefer de baskılarımız istediğimiz verimde çıkmaz. Şu an nozzle'ımız A4 kağıdımıza sürtüyor. Şu anda tamam. Bunu okeyleyelim. Şimdi disable stopper yapacağım. Bu sayede yazıcımdaki bulunan işte hotend'dir, tabladır, bunları rahatlıkla oynatabileceğim. Gördüğünüz gibi şu anda müsaade etmiyor buna. Ama şuna bastığım zaman rahatlıkla oynatabilirim. Şimdi sadece 4 köşeyi kalibrasyon yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, kalibrasyon ayarımızı yaptık. Şimdi isterseniz gelin bir test baskısı alalım. O sırada yazıcımızın detaylarından bahsedelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi filamentimizi de getirdik. İlk başta filamentimizi takmadan önce nozzle'ımızı ısıtmamız gerekiyor. Bunun için kontrolden temperature'a gireceğiz. Nozzle temperature, yani nozzle sıcaklığı. Bunu buradan 200'e ayarlamamız gerekiyor. 180 derecenin üzerinde olduğu sürece bir problem yok. Şimdi buradan, evet burada görmüş olduğunuz gibi nozzle'ımızın sıcaklığı gitgide artıyor. Bir altındaki de tablo sıcaklığı zaten. 111 oldu. Ben de o sırada filamentimi oturtturayım. Evet, filamentimizi takıyoruz. Bu sırada da bu aparatımızın tam olarak ne işe yaradığını görmüş olduk. Evet arkadaşlar, filamentimizi de buradan bu şekilde itiyoruz. Şimdi buradan prepare'e geliyorum. Evet arkadaşlar, move dedik. Kendisini otomatikman auto home'a aldı. Şimdi tekrardan move'a basıyoruz. Extruder diyoruz. Bu sefer filamentimizi biraz akıtalım. Akışkanlık olsun. O filamentimizi akıtırken de isterseniz gelin biz de buradan çıkartacağımız baskıyı seçelim. Şimdi arkadaşlar, hazır tasarımların bulunduğu bir web siteye giriyorum. Buradan kalibrasyon yazalım. Aynen. Şu küpümüzü basalım. Dolmant file diyorum. Hemen programımızı açalım. Küre programımız açıldı. Küpümü atıyorum içerisine. Küpümüz gördüğünüz gibi bu tarafa geldi. Bunu direkt Ender 3 olarak da ayarlayabiliriz. Ama isterseniz gelin buradan bakalım. Yazıcıları yönet. Yeni yazıcı ekle.
Buradan Neo ürünümüz Cura programına gelmiş mi? İsterseniz onu da bir test edelim. Hemen buradan Creality 3D'ye geliyorum. Ender 3, Ender 3 Pro. Evet, maalesef yok. Buradan direkt Ender 3'ü seçelim. Hiç fark eden bir şey olmaz. Zaten kayıtlı bir şekilde vardı bende Ender 3. Burada PLA olduğunu ve 0.4 milim nazar kullandığımızı belirtiyoruz. Şimdi ben burada dolgumu %10 yapmak istiyorum. Desteğe zaten ihtiyacı yok. Yapıştırma da olmasını istemiyorum. Nazar sıcaklığımız 210, tabla sıcaklığımızı 60 olarak ayarladım burada dilimlemeden. Kalitemiz 0.2 milim. Hızlarımıza falan bunlara çok girmeye gerek yok. Zaten desteğe de ihtiyacı olan bir şey değil. Şimdi buradan geriye sadece slice etmem, yani dilimlemem kalıyor. Gördüğünüz gibi 27 dakikalık bir baskı. Şimdi kutu içerisinden çıkan 8 GB'lık SD kartımızı ve dönüştürücümüzü alıyorum. Bilgisayarıma USB kartımı takıyorum. Zaten burada direktmen çıkarılabilir sürücü ekle var. Bunu direkt buraya kaydediyoruz. Sonrasında buradan çıkart diyelim ve USB'mizi çıkartalım. Şimdi geriye sadece burada görmüş olduğunuz SD kartı yazıcımıza takmak kalıyor. Şimdi buradan print'e geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi XYZ kalibrasyon küp yazıyor. Butonumuza basıyorum ve confirm diyorum. Yazıcımızı baskıya başlatıyorum. Şimdi isterseniz gelin yazıcımız basarken biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, ben her şeyden önce şu görmüş olduğunuz Hotend'den bahsetmek istiyorum. Bu Hotend'in şık tasarımının altında gerçekten çok güzel bir donanım yatıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de CR taş kullanması. Biliyorsunuz biz yazıcılarımıza otomatik kalibrasyon yapabilmemiz için BL taş kullanıyorduk. Yani BL taş kullanıyorduk. Fakat Creality markasını ona kıyasen gerçekten çok daha güzel bir model çıkarttı. BL kartlarda şöyle bir sorun oluyordu. Ucu plastik olduğu için tablamızın sıcaklığına uzun süre dayanamıyordu. Yani belirli bir süre sonra ucunda bir erime, hafifleme oluyordu. Bu sefer de kalibrasyonumuzu düzgün bir şekilde alamıyorduk bir süre sonra. Fakat CR Touch'ın ucu metal. Ya açıkçası ben çok beğendim. Creality markası gerçekten kendine özgü bir şey katmış. Aslında bana sorarsanız bu yazıcı Ender 3 serilerinin gerçekten full paketi diyebiliriz. Aynı zamanda CR Touch'ımızın az önce de kalibrasyon yaparken gördüğümüz gibi şöyle bir özelliği var. 16 noktalı yatak kalibrasyonunu otomatik olarak sağlıyor. Extruder'ımıza gelelim. Bir önceki Ender 3 serilerinde şöyle bir sıkıntı oluyordu. Extruder sert plastikten oluyordu. Bu da bir süre sonra kırılmayı meydana getiriyordu. Benim başıma da bu geldi şahsen. Fakat burada metal bir extruder kullanılmış. Üzerinde bulunan hediye aparat da gerçekten çok ince düşünülmüş bir şey. Yani sonrasında bizi uğraştırmamak için gerçekten ellerinden geleni yapmışlar. Yani bunun üstüne yapabileceğiniz çok fazla bir upgrade yok arkadaşlar. Belki filamentimizi itmek için şuraya küçük bir şey basabilirsiniz ama ne kadar gerek var bilemedim yani. Çünkü gerçekten çok harika ve güzel yapmışlar. Sonrasında zaten şu anda baskı yapıyor haldeyken konuşabilmek bile benim için gerçekten mükemmel bir şey. Çünkü sessiz. İnanılmaz derecede sessiz. En fazla 50-60 derece arasında bir desibel çıkartıyor. Maksimum o da. Sessizliğinden de bahsettiğimize göre şurada bir tane çekmecesi var. İnanılmaz derecede kullanışlı bir şey. Az önce kutu açılış yaptığımızda görmüş olduğunuz aletlerin kaybolma ihtimali gerçekten çok yüksek. Versiyon 2'lerde de aynı şekilde bir kutu var. Bu konuda bunu da versiyon 2'den eksik bırakmamışlar. Versiyon 2 modelinde de olduğu gibi kayış gerdirme aparatı da var. Şöyle plastik. Bu da güzel bir şey. Benim gene Ender 3'te yok. Arkadaşlar bildiğiniz üzere versiyon 2 modelimizde cam tabla bulunuyordu ve üzerinde karbon bir kaplama vardı. Fakat Neo yazıcımızda karşımıza manyetik bir tablo çıkıyor. Şimdi bu tablamızın özellikleri şu şekilde. Tablamızda yay çeliği var. Bükerek baskımızı rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin şöyle bir şey yapalım. Robotistan.com adresinden versiyon 2 ile versiyon 2 Neo modelimizin kıyaslamalarına biraz bakalım. Evet arkadaşlar, Ender 3 versiyon 2 Neo modelimizin açıklamalar kısmına geldik. Şu an Robotistan.com adresindeyiz. Zaten bu özelliklerinden bahsettik. Biraz aşağıya iniyorum. Buradan modelimiz hangi özelliğinin olduğu. Ender 3 versiyon 2 ve versiyon 2 Neo. Şimdi burada görmüş olduğunuz otomatik tabla kalibrasyonu versiyon 2'de yok. Bunu ancak ayrıyetten almanız ve kurmanız gerekiyor. Fakat Neo cihazımızda az önce de anlattığım üzere karşımıza kurulu bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tabla tipi versiyon 2'de cam, versiyon 2 Neo modelimizde de manyetik esnek çelik. Extruder malzemesine gelecek olursak da sert plastik ve metal. Şöyle genel bakalım, tek tek bakmayalım, zaten bunların hepsini anlattık. Burada güç kaynağımızın markası farklı bir markaymış. Fakat
Neomo dönemimizde Creality kendi güç kaynağını üretmiş. Makine boyutumuza geldiğimiz zamansa Neomo dönemimiz versiyon 2 modelimize göre boyutu, makine boyutu biraz daha küçük fakat tablo boyutu yani baskı boyutu birebir aynı arkadaşlar. Ekrana gelelim. Ekranımız da birebir aynı arkadaşlar. 4.0 inç aynı ekranımız kullanılıyor. Ve aynı şekilde elektrik kesildikten sonra baskımızın devam etmesi var. Ve ikisinde de filament sensörü yok arkadaşlar. Evet, web sitemizden de daha doğru bir kıyaslama yaptığımıza göre isterseniz gelin baskımız bittikten sonra bahsetmek istediğim can alıcı özelliğe geçelim. Evet arkadaşlar, baskımız tam %50 de fakat videonun çok fazla uzun olmaması açısından baskıyı iptal edeceğim. Bakalım şimdi nasıl bir baskı elde etmişiz. Hemen buradan stop diyorum. Confirm. Evet, gördüğünüz gibi manyetik tabla. Yapmam gereken şu. Bu kadar basit. Sonrasında manyetik tablamı yerine koyuyorum. Gelelim baskımıza. Arkadaşlar tam çıkmamış hali. Fakat görüyorsunuz ne kadar temiz çıkmış. Çok güzel çıkmış ya. Şimdi gelelim can alıcı, yani bana göre can alıcı özelliğimize. Arkadaşlar şimdi ekranımıza o kadar güzel bir özellik eklemişler ki. Bakın buradan print diyorum. Şunu gösterelim. Basıyorum üzerine ve görmüş olduğunuz gibi basmak istediğimiz 3 boyutlu dosyanın görüntüsünü bizlere gösteriyor. Evet, bence çok güzel bir özellik olmuş. Benim en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Çünkü yazıcımızda bazı isimler çok benzer olabiliyor ve fark etmeden onu seçebiliyoruz. Veyahut da buradan baskımızı seçtiğimiz zaman fark etmeden tam böyle ortasına basarken elimiz böyle bir tık yana kayabiliyor ve yanlış baskı verebiliyoruz. Benim çok fazla başıma geldi. Fakat burada öyle bir şey mümkün değil çünkü basmak istediğimiz modelin şekli karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel bir özellik olmuş. En azından filamentten tasarruf etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.